Çanakkale Eceabat'ta çıkan orman yangını Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi alanları tehdit ediyor. 57. Alay Conk Bayırı ve Kabatepe gibi noktalara girişler durduruldu. Yangını kontrol altına alabilmek için tam manasıyla seferberlik var efendim. Karadan onlarca araç ile 800 kişilik ekip, havadan ise 8 uçak ve 12 helikopter çalışmaları sürdürüyor. Şu ana kadar İngilizlere ait anıt mezarların yandığı belirtiliyor. Alev neredeyse bina boyunda. İtfaiye canla başla çalışıyor. Sadece ağaçlar değil, tarihi noktalar da tehdit altında. Çanakkale Eceabat'taki Büyük Anafarta Köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Rüzgar çok şiddetliydi. Alev kısa sürede büyüdü. Kara ekipleri seferber oldu. 50'nin üstünde arazöz kullanıldı. 800'e yakın görevli de yangına müdahale etti. Sadece karadan değil, havadan da alevlere müdahale edildi. 8 uçak ve 12 helikopter söndürme çalışmalarına katıldı. Hızla ilerleyen yangın Gelibolu Yarımadası'ndaki tarihi alanları tehdit etti. 57. Alay, Conk Bayırı, Kabatepe Günübirlik, Batık Gemi ve Mimoza alanına girişler durduruldu. Jandarma doğal olarak polis ekipleri yolu kesmiş vaziyetteler. Belli bir yerden öteye sivil ekiplerin geçmesine müsaade etmiyorlar. Çünkü düşük de olsa şu bilgiyi aldık, o mühimmatın, tarihi mühimmatların patlama riski var. Hatta öyle ki alevler Anzak Koyu yoluna kadar indi. Çanakkale Savaşları'nda o tarihi zaferin kazanıldığı alanlardan birinde, Conk Bayırı'nda işte bu siperler kazınmıştı. Ve alevler bu noktaya kadar, bakın, neredeyse bitişik vaziyette. Buraya kadar alevler geldi. Orman işçilerinin, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, itfaiyenin ve gönüllü ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın bölgesine ulaşmaya çalışan orman işçileri kaza yaptı, iki görevli yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenip hastanelik olan görevliler de vardı. Valilik yerleşim yerlerinin risk altında olmadığını duyurdu. Alevlerle mücadele tüm gün sürdü.